Fanatik'ten herkese merhabalar. Bugün Fanatik Gazetesi editörü Caner İşbeğendiren bizimle birlikte. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Atalay'cığım. Abi bugün seninle Cuma günkü Süper Kupa finalini konuşmak istiyorum. Tabii bunun özelinde yani bir önceki maçta lig derbisine de değinmemiz gerekiyor. Önce istersen kronolojik sıralamayla lig derbisine değinelim. Baktığımız zaman topun oyunda kalma süresinin 43 dakika olduğu, toplamda 45 faulün çalındığı, pozisyonsuz, zevksiz, keyifsiz bir maç izledik. Tek isabetli şut vardı. Tek isabetli şut var. O da şuttan ziyade hani böyle bir şut denemesi tadındaydı. Cılız bir şut. Cılız bisküvi bir şut. Kırmaz diyoruz biz ona. Gerçekten öyle. Ya futbol dışında her şeyi izlediğimiz bir maç oldu aslında işin gerçeği. Çünkü çok fazla kaos hakimdi maçtan önce. Biraz kabahat de bizde çünkü beklentimizi haddinden çok fazla yükselttik. Yani evet. Bunu şöyle bir örnekle ben destekleyeyim. Aralık'ın son haftasında vizyona girecek bir film düşün. Yönetmen muazzam, oyuncular muazzam, gişe rekoru hedefleniyor. Çok ciddi bir hasılat bekleniyor. Sinema eleştirmenleri filmle alakalı işte tam not veriyor. Yine diğer sinema otoriteleri beklenti çıtasını çok yükseltiyor. Sonra gidiyorsun sinemaya, izliyorsun uzun metraj filmi, bakıyorsun. Bu muydu diyorsun? Değil mi? Hani bu kadar beklenti seviyesinin yükseldiği film bu muydu? Tam olarak yaşadığımız durum da bu oldu aslında derbi özelinde. Beklentimiz o kadar çok yükseldi ki iki takımın lig yarışında bu kadar kafa kafaya olması, son haftalardaki işte aldıkları sonuçlar vesaire, tabii sosyal medyanın da biraz bunda çok çok büyük etkisi vardı. Haliyle böyle çok merakla beklediğim bir filmin hayal kırıklığıyla sonuçlanması gibi bir durum oldu aslında işin gerçeği. Maç sonunda gene kulüplerden açıklamalar ardı ardı, buna golcüler de dahil oldu. Dzeko ile Icardi olmak üzere. Futbol dışında her şeyi konuştuk yine. Türk futbolu neden gelişmiyor sorusunun bir cevabı da bu herhalde. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yine kaos hakim sonuçta. Çünkü derbi periyotları hep böyledir. Yani derbi maç öncesinde o 2-3 günlük periyotta muhakkak son yıllarda alıştığımız bir tablo bu. Yöneticiler birbirlerine üstü kapalı ya da üstü açık imalı göndermelerde bulunurlar. Maç atmosferine girildiğinde yine benzer şekilde. Sonra yine bir suçlu aranır. Mutlaka bu zaten işin en kolay yolu. Genelde hakemleri tercih ederiz. Bir kurban vermemiz gerekiyorsa hakemleri tercih ederiz burada. Penaltı mıydı değil miydi vesaire. İşte oyuncu kafasını direğe mi çarptı yoksa diğer oyuncunun temasıyla mı o şekilde oldu vesaire. Hatta en son sosyal medyada Icardi'nin gözünün morluğunu işte eşi Vandana'nın makyajla kapatmasından oradan bile malzeme çıkardık aslında. Oradan bile malzeme çıkarıldı. Yani hani bu kadar kısa sürede işte tıp nasıl bu kadar ilerlemiş olabilir yönünde böyle Fenerbahçelilerin bir şeyleri de vardı. Derbi süreçleri, derbi periyotları hep bu şekilde kaosuna hakim olduğu dönemler. Ha tabii ki takımlardan bir tanesinin şampiyonluk yarışında olmadığında, koptuğu zamanlarda belki durum biraz daha farklı olabiliyor ama şu anda tabii iki takımın da bu kadar ön planda olması, iki takımın da yarışta puan puan olması haliyle biraz daha durumu harladı. O da ister istemez biraz da beklenen sondu. Bana kalırsa bir tık gene Galatasaray aslında istediğini almış gibi oldu. Çünkü son şampiyon olarak gittiler. Kadıköy'de yine o son dönemdeki üstünlüğünü korumayı başardı. Gene kaybetmedi. Bununla birlikte şöyle düşünebiliriz. Mesela ligin sonunda atıyorum. Zaten son haftalara gelecek gene. Ligin son haftalarında olacak rövanşı. 83'e 80 Fenerbahçe'nin üstünlüğü olan bir durumda Galatasaray stadında bir derbi oynanacak ve Galatasaray 1-0 kazandığı takdirde gene Fenerbahçe'nin ikili averajı da önüne geçmiş olacak. O nedenle ben burada bir tık olasılıklar ihtimali üzerinden konuşuyorum. %100 katılıyorum. Çünkü her ne kadar şimdi eksik oyuncular tabii ki işin bahanesine sığınmak o belki de biraz kolay olur ama tabii ki hani Fred dediğimiz oyuncunun yokluğu elbette Fenerbahçe adına çok büyük handikaptı. Bunu hepimiz biliyoruz. Tabii. Yine de senin de söylediğin gibi elbette hem iç saha desteği, taraftar desteği, kendi evinizde oynuyorsunuz. Ve isabetli şutunuz yok. Ve isabetli şutunuz yok. Pozisyon yok. Hemen ardından birkaç gün sonra oynanacak Süper Kupa finalinde de iki takımın yine karşılaşacağı için bunun da bir etkisi vardır. Çünkü iki takım da aslında biraz daha tedbirli, önlemli. Burada alınabilecek olası kötü sonuçta Süper Kupa maçına biraz daha motivasyonsuz bir şekilde çıkılacaktı. Olabilir. Onun psikolojik yansıması. Psikolojik üstünlük orada bir tedirginlik yaratabilirdi yani. Üstünlük şimdi tabii ki. Az önce söylediğinden pay biçerek şunu söylüyorum. Mesela 2012'deki Süper Final periyodunda Galatasaray'a beraberlik yetiyordu Kadıköy'deki şampiyonluk için. O tarz durumlarda, o tarz senaryolarda beraberlik ihtimalini de yanına alan taraf ister istemez tabii ki psikolojik avantajı eline alıyor. Her ne kadar diğer taraf ev sahibi olsa dahi. Çünkü maç başladığı andan itibaren aslında o takıma yönelik, o takımın lehine işliyor süre. Evet. Her seferinde. Aynen öyle. Cuma günkü Süper Kupa finalini nasıl bekliyorsun? Yani aynı ligde izlediğimiz gibi keyifli bir maç yok, mı? Yani bundan daha kötü olmayacağından ben eminim en azından. İzlediğin en kötü çünkü, derbi olabilir. Çünkü sonunda bir kazanan olacak. İzlediğin en kötü derbi olabilir mi? En kötülerden bir tanesi diyebilirim. Şu anda düşünüyorum daha kötü bir derbi aklıma geliyor mu? Yani çok fazla böyle golsüz eşitlikle biten derbi hatırlıyorum ama. Bu kadar pozisyonsuz, bu kadar oyunun durduğu. Bir aksiyon da yoktu en azından. Mesela hani
aksiyonun olduğu derbiler. Mesela Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yine 0-0 biten son dakikalarında 4 tane kırmızı kartın çıktığı bir derbi vardı. Beşiktaş şampiyon evet. olmuştu o sezon 2009'da. En azından bir aksiyon vardı, anladın mı? Bir olay oldu, bir şey oldu. Hani ne olursa olsun. Oyuncular da aslında hırsını, isteğini göstermedi. Ortada hiçbir şey olmadığında bile biz bu oyunun kendisini sevdiğimiz için evet. bu oyunun içindeki yani bu oyunun parçası olan aslında kaosu da seviyoruz dolaylı evet. olarak. Evet. Kaos olmadığında bizim için o zaman durumlar anormal hale geliyor. Süper Kupa finalinde böyle bir maç beklemiyorsun herhalde. Biraz da teknik adamlar da oyuncular da aslında bu eleştirilerden herhalde üstüne düşeni almışlardır diye düşünüyorum. Ben keyifsiz bir maç beklemiyorum Süper Kupa'da. Ya şöyle söyleyeyim sana, hani herkes diyor ya maçı izlerken işte uyuyakalacaktım neredeyse. Evet. Şimdi ben basın tribünündeydim hafta sonu. İki takımın da ilk 11'leri açıklandığında Galatasaray'ı gördüm. Dedim ki tamam, Galatasaray Fred'in de yokluğunda oyunu önde oynamak istiyor. Evet. Önde preste topu kazanıp işte hücumcu bir mantık. Evet. Fenerbahçe de benzer şekilde Fred'in yokluğunda dediler. Hani daha fazla risk alan bir Fenerbahçe. İrfan Can'ı merkeze 8 numaraya çekti. Tabii. Tam bir ev sahibi aslında. Aynen öyle. Aynen öyle. Baktım ki iki takım da bu kadar ofansif oyun planı. Dedik ki bu bir şekilde geri tepecek. Öyle ya da böyle geri tepecek. Çünkü fazla defansif maçlarda biliyorsun anormal şekilde goller de çıkabiliyor. Doğru. Ama bu kadar ofansın ön planda olduğu maçlarda ister istemez yorgunluklar, yorulmalar da daha erken. Yani o fiziki yıpranmalar da daha erken yaşanmaya başlayınca haliyle iki takım da çok çabuk oyundan düşüyor. Ve tabii işin tabii psikolojik boyutu da, iki taraf da risk almak da istemiyor. Tabii. İsmail Hoca da, Okan Hoca da evet. Kaybetmenin birçok farklı dezavantajı var. Hem medya önünde, hem taraftar önünde, hem camia önünde, işte yönetim bazında birilerine hesap veriyorsunuz. 50 tane unsur var. Tabii. Dolayısıyla kaybetmemek buradaki ana faktördü. Ama bu bir eğlence ise, işte dediğim gibi o eğlencenin karşılığını alamamak çok üzücü. Şu maça 12 bin lira bilet parası verip gelen taraftarlar vardı. Düşünsene Doğru. şimdi Avrupa'dan geliyorsun sen, Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan 12 bin lira bilet parası veriyorsun. Yani şu maçı izlemek için miydi? Kesinlikle katılıyorum abi. Bilet paralarından bahsetmişken aslında Suudi Arabistan'da oynayacak Süper Kupa finalinde de biletlerle alakalı yeni bir güncelleme geldi. Evet. Sen de biliyorsun bunu. %50 indirimli satılıyor biletler. Demek ki ben buradan şunu anlıyorum. Suudi Arabistan'daki bizim derbimize gereken ilgi gösterilmedi. En düşük bilet ilk açıklandığı zaman 960 lirayla en yüksek bilet 140 bin lira arasında gidip geliyordu bilet fiyatları. Bu rakamlar artık %50 indirimli satılıyor. Bu fiyatın düşmesini neye bağlıyorsun? Bu derbi aslında gerçekten bizim abarttığımız kadar bir dünya derbisi değil de sadece bizim derbimiz mi? Şöyle çok normal. Her ne kadar çok büyük yıldızlar barındırsa da her iki takım da kadrosunda. İşte hem son maçın da etkisi, bunda maalesef gördük. Çok evet. fazla bir şey yok. Ve tabii son yıllarda Suudi Arabistan futbolunun yapmış olduğu yatırımlar, çok sayıda yıldız futbolcu ve işte en başta Cristiano Ronaldo tabii. veya işte Sadio Mane, bir sürü Neymar, bir sürü dünya yıldızını da bünyesine katmış bir Lig. Futbol ülkesine döndü artık Suudi Arabistan işin gerçeği. Haliyle öyle olunca tabii adamlar da bu maçlara olan ilgi daha farklı bakıyorlar. Yani Galatasaray-Fenerbahçe derbisine belki 5 yıl, 10 sene önce Suudi Arabistan'da daha farklı bir gözle bakarlardı. Ama bugün bir Real Madrid-Barcelona maçını bile oraya götürdüğünüzde o kadar yüksek etki göreceğini ben şahsen inanmıyorum. Kesinlikle. Çünkü eskisi kadar zaten o iki takımın da aslında süperstarı yok baktığımızda. Figür olarak, ikon olarak eskisi kadar o isimler yok şimdi, o derbilerde. Şimdi şöyle söyleyeyim sana Atalay. Mesela son 20-25 yılın futbol rekabeti nedir? Real Madrid-Barcelona rekabetidir değil mi? Son evet. yıllarda işte evet. El Clasico, işte o Luis Figo'ların, Zidane'ların olduğu Los Galacticos. O dönemden diğer tutalım. Tarafta işte Barcelona'nın o meşhur işte Rijkaard'la başlayan süreç, sonrasında tabii. Guardiola ile devam eden o tiki-takalı oyun planı vesaire. Oyun sürekli kendi içinde gelişti. Real Madrid Barcelona rekabeti öyle bir noktaya geldi ki La Liga'nın bile önüne geçti. Kesinlikle. Şu anda mesela dünyanın bir numaralı ligi nedir? Premier Lig, değil mi? Hepimiz bunu kabul ederiz. Evet. Şu anda Premier Lig'de çok ciddi bir aslında şu çalışma var işin gerçeği. Yeni Real Madrid Barcelona Manchester City Manchester United rekabeti olması yönünde bir ciddi bir çalışma var. Şayet böyle bir şey olursa yakın dönemde, önümüzdeki belki 5 yıllık süreçte hı hı. Manchester City, Manchester United rekabeti Premier Lig'in de önüne çıkacağı için pastadaki pay bambaşka bir şey, bambaşka bir hale gelmiş olacak. Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin ilgi düzeyine bu kadar düşük kalması aslında bir yandan da baktığında bizim ligin yayın gelirleri de düşüyor günden güne. Fazlasıyla. Maçın Suudi Arabistan'da oynanmasına çok ciddi tepki gösteren bir taraftar kesimi var şu anda. Evet. Haklı olarak, haksız evet. diyemem. Hı hı. Çünkü maç burada olsaydı eminim çok daha fazla taraftar bu maça ilgi gösterecekti. En kötü ihtimalle Atatürk Olimpiyat Stadı'na bile vermiş olsanız maçı, o stadı doldurursunuz. Kesinlikle. Şimdi verdiğiniz stadyum 25 bin taraftar kapasiteli bir stadyum ve orada bile dolduramadığınız için bilet fiyatları %50'ye düşmüş vaziyette. Yani bugün belki Türkiye'de oynayacak olmanın dışında Suudi Arabistan'da maçı oynamanın
senin futboluna doğrudan bir katkısı yok ekonomik anlamda. Ha, bu ekonomik anlamdaki katkı da tartışılır. Sonuçta bu kulüpler bu parayı aldığında bunu nereye kullanacaklar? Akademiye mi kullanacaklar ya da işte ne bileyim farklı alanlara mı kullanacaklar? Yaşı dolmuş transferlere. Aynen öyle, yine yaşı dolmuş transferlere, oyuncuların maaşlarına, oraya buraya alakasız noktalara gidecek yine. Bakın, yine sürdürülebilir bir şey yok. Yok, ben Suudi Arabistan'da Süper Kupa finalinin oynanmasına şu gözle bakıyorum. İki tane artı olumlu yönüm var sadece. Birincisi, Suudi Arabistan futbolu bu kadar para saçarken bonservislere, yıldız oyunculara, maaşlara, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin elinde bulunduğu yıldızlar orası aslında onlar için bir vitrin olabilir. Mesela Zaha çıkıp o maçta inanılmaz işler yaparsa Zaha için oralardan bir teklif gelebilir. Aynı şekilde işte Szymanski için de geçerli bu. Dzeko için de, Icardi için de, bütün yıldızlar için geçerli bir artı yönü bu. Diğeri de senin de söylediğin gibi maddi kaynaklar. Bunun da en büyük sebebi şu. Geçen sene Trabzonspor Süper Kupayı kazandığı zaman sadece 5 milyon lira aldı. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Türk sporunu geliştirmeye odaklı hiçbir şey yok bunun ucunda. Yok ama maddi anlamda belki nefes aldırabilecek. Tabii ki. İşte, tamamen ekonomik zaten. Beni mesela şu konuda kimse ikna edemez. Maç Suudi Arabistan'da oynanıyor çünkü Türk futbolumuza şöyle bir katkısı bir, var yok. Gibi bir done yok ortada. Yok, evet, yok. Asla öyle bir şey yok. Hani ne akademilere ne işte kulüp yapılarına hiçbir şekilde olumlu yansıyacak hiçbir durum yok. Hiçbir şey yok. Sadece ekonomik. Günü kurtarmalık aslında bir nefes aldıracak bir rakam gelecek. Geçen sene Trabzonspor Süper Kupayı kazandığı zaman 5 milyon TL'yi kasasına koydu. Bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe kaybetse de aslında gene hatırı sayılır bir miktara kasasına koyacak. Kazanan 65 milyon TL, kaybeden 43 milyon TL para alacak. Bu da Trabzonspor'un kazandığından 13 kat fazlası demek. Baktığımız zaman evet seyirci olarak taraftarın ilgisi olmayabilir ama ben gene 25 bin taraftarın dolduracağını düşünüyorum orayı gene özellikle indirimlerle birlikte. Bu gelirin artması senin de söylediğin gibi günübirlik aslında bakıldığı zaman. Buna katılıyorsun herhalde zaten. Kesinlikle. Az önce de anlattın. İstikrarın olmadığı, Türk futbolunu geliştirecek herhangi bir şey değil. Gelen paranın nereye kullanılacağı belli değil. Bununla alakalı hiçbir çalışma. Muhtemelen federasyon da oradan büyük bir para aldı. Ama kulüp ekonomilerinin taraftarlar üzerinden döndüğünün gerçeğini de atlamamak lazım. Sonuçta kulüplerin idari, ekonomik yapısını sürdürebilir kılan unsur taraftarlardır. Kesinlikle. Müşteri taraftardır çünkü. Süper Kupa'da benim konuşacaklarım, soracaklarım bu kadardı abi. Çok kısa ben bir Fatih Terim'e de değinmek istiyorum. Tabii ki. Panathinaikos'a imza attı. Benim için aslında şaşırtan bir imzaydı. Çünkü daha öncesinde haber yoktu. Hepimiz için öyle oldu. Değil mi? Haber yoktu, en azından bir duyum, fısıltı, hiç böyle bir şey yokken bir anda sosyal medyada işte muhabirlerden gelen haberlerle haberler çıktı. Zaten çok kısa süre sonra resmi açıklama geldi. Fatih Terim'in Panathinaikos'a imzasını nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi son yıllarda Türkiye-Yunanistan arasında biliyorsun hep böyle politik krizden ötürü hep ön yargılar vardır değil evet. mi? Şimdi Ergin Ataman'ın Panathinaikos taraftarıyla olan biz zaten sosyal medyada da çok sık görüyoruz. O taraftarla olan bütünleşmesi, taraftarın Ergin Ataman'ı kabullenmesi, tabii. sevmesi, benimsemesi. Aslında bir bakıma Fatih Terim'in de oraya o transferin yolunu açan unsur bence Ergin Ataman etkisi oldu. Kesinlikle. Çok şaşırdım. Senin de dediğin gibi daha öncesinde hiç böyle bir haber çıkmadı. Hatta ben şöyle zannediyordum. Fatih Hoca bundan sonra herhangi bir yerde çalışmaz diye tahmin ediyordum. Hani Galatasaray dahil emekliliğini yaşar. Muhtemelen torun sever diye bekliyordum. Ama benim için de çok büyük sürpriz oldu. Üstelik Panathinaikos da bu sene şampiyonluk yarışının en önemli adaylarından bir tanesi. İlk üç takımdan bir tanesi. İkinci sırada var şu anda. Evet. Başarılar dileyelim hocaya. Yani inşallah başarılı olur. Galatasaraylıların bir dönem gönlünün ferah olduğu dönemler. Yani futbolda Fatih Terim, basketbolda Ergin Ataman ikilisini Panathinaikos kurdu bu sefer. Olympiakos'un da başında Carvajal var biliyorsun. Evet, eski Beşiktaş. O da ayrı bir ironik bir durum oldu aslında. Orada da aslında keyifli bir yarış, keyifli bir düzen bizleri bekliyor. Çünkü orada artık ya Yunan futboluna aslında Türklerin de bir ilgisi olacağı kesin yani. Öyle canım. Son olarak da ufak bir Beşiktaş değerlendirmesi yapalım istiyorum abi. Tabii bu sezon ki. Daha 2023 yılı bitmeden 3 tane yerli teknik adamla yollar ayrıldı. Hasan Arat ve yönetimi şimdi yeni bir hoca arayışında aslında. Bakıldığı zaman öncelikli adayın yabancı olduğu konuşuluyor. Yabancı olmadığı takdirde Plase'nin Sergen Yalçın doğal aday. Ben açıkçası yabancı hocanın biraz bu dönemde Beşiktaş için riskli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kesinlikle. Ligin ortası zaten Beşiktaş zor bir dönemden geçiyor. Oyuncular artık takıma olan aidiyet duygusunu dahi kaybetmiş olabilir. Yabancı oyuncular üzerinde konuşuyorum. 5 tane kadro dışı var vesaire. Oyuncuların yönetimle olan bir bağı kalmadı. Özellikle kadro dışı kalan oyuncuların. Bugün mesela yabancı hoca geldiği zaman ben Abubakar'la devam etmek istiyorum dediğinde Abubakar'ın yönetimle olan bağı neler olacak? Bu doğrultuda ben böyle düşünüyorum. Sen Beşiktaş'a nasıl bir hoca yakıştırıyorsun? Yerli, yabancı, Sergen Yalçın. Ya benim yerli yabancı ayrımında böyle çok böyle keskin görüşlerim yoktur mesela. Hani o konuda şey demem. Sonuçta kim hak ediyorsa o alsın. Ama benim gözümde mesela şu anda Serdar Hoca, Serdar Topraktepe benim gözümde hak ediyor. Üstelik Burak Yılmaz'dan daha çok hak ediyor. Çünkü Burak Yılmaz'ın bir akademi
geçmişi yok. Doğru. Burak Yılmaz direkt olarak geldi. Ha, daha önce de Burak Hoca ile alakalı şu yorumda bulundum. Size bu görev sunulduğunda bunu kabul edersiniz demiştim. Kabul edersiniz kesinlikle, evet. Bunu elinizin tersiyle itmezsiniz. Ama Serdar Hoca şundan dolayı hak ediyor. Serdar Hoca zaten uzun zamandır hep akademilerde çalıştı. Hı hı. Yardımcı antrenörlük yaptı. Ve bence şu anki pozisyonunu fazlasıyla hak ediyor. Siz Önder Hoca'ya, Önder Karaveli'ye de şans verdiniz yakın dönemde, yakın geçmişte. Evet. Bence Serdar Hoca'yla ben şahsen sezonu tamamlardım. Aslında hani daha da doğru olan fikrim, bu olur. Zaten sezonun ilk yarısı sona erdi. Ya sezon ortasında yabancı bir teknik adam zaten getirebilmeniz kağıt üstünde de çok zor. Ekonomik anlamda da zor. Transfer açısından da çok zor. Hocayı ikna etmek de sonuçta zor. Yabancı bir hoca, Sergen Hoca dahil, Sergen Hoca bile gelmiş olsa en az 4-5 tane transfer isteyeceğini biliyoruz. Evet. Ki Beşiktaş'ın zaten şu anda elindeki oyuncu havuzuna baktığımızda transfere ihtiyacı var bu takımın. Var, belli ki yani evet. Belli bölgelere. Hı-hı. Takviyelere ihtiyacı var. Ama yabancı bir hoca getirdiğiniz zaman daha fazla sermayeye, daha fazla harcamanız gerekiyor. Hı hı. Şimdi Serdar Hoca gibi akademiden gelmiş bir hocayla çalışmak demek. Şimdi Serdar Hoca ne yaptı? Gelir gelmez. Diğer üç hocanın denemediği belli devrimler yaptı saha içerisinde. Doğru. Sezon başından bu yana stoper oynayan Amartey'i gitti. 6 numaraya koydu, ön libero'ya koydu. Ki gerçek mevkisi... Formülde işe yaradı bu arada. Gerçek mevkisi oyuncunun Ranieri döneminde, Leicester'da Ranieri döneminde... orta ikiliden bir tanesiydi. Yani 4-2-3-1'de ikilinin ikiliden birisiydi. Defansif ortası. Sonrasında Brendan Rodgers'ın Leicester City'sinde savunma hattında oluşan o problemlerden sonra oyuncu bir anda stopere evrildi. Çünkü sakatlık da yaşamıştı. Belini artık eskisi gibi hızlı döndüremiyordu. Hı-hı. Oyuncu stoper mevkiine geldi. Ama şunu gördük ki Amartey kaleden ne kadar uzak olursa o kadar iyi, o kadar sağlıklı. Çünkü bunu ben söylemiyorum, Beşiktaşlar söylüyor bizzat. Amartey'in önde kendi orijinal mevkisinde oynaması, Amir Hacı Ahmetoviç'in 8-10 karışımında bir oyuncu modeline dönmesi, Salih Uçan'la birlikte son maçta. Konya döneminde Zaynuttin Avuz stoper denemesi, onun haricinde işte Semih Kılıçsoy'a yine şans vermesi. Semih biliyorsun geçen sezon gol kralı oldu altyapıda ve o takımın başında Serdar Hoca vardı. Serdar Hoca'dan başka kimse tanımaz bu gençleri. Emre Canları, diğer genç oyuncuları Serdar Hoca'dan daha iyi, diğer hiç kimse tanıyamaz şu anda. Onlarla bizzat iletişimde olan, onların hepsini en iyi tanıyan şu an zaten Serdar Hoca. Baktığımızda bir de Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba ile birlikte aslında o öz kaynak düzenine geçmiş Beşiktaş'ın futbolda da aslında, yani futbol takım için, A takım içinde aslında altyapıdan öz kaynak düzenini desteklemesi gerekiyor. Bu doğrultuda da aslında senin dediğine geliyor abi. Serdar Topraktepe altyapıdaki takımın başında yıllardır olan isim, A takıma çıkartıp bu oluşan konjektürde yani. Altyapıdan oyuncularla destekleyerek Beşiktaş bu sezonu aslında olabildiğince bitirebildiği en iyi yerde bitirip yeni sezona Serdar Hoca başarılı olursa devam edebilir. Başarılı olamazsa zaten yeni sezona yabancı bir hocayla başlamak daha rahat olur. Bu sezon Beşiktaş'ın şampiyon olma ihtimali artık yok, çok artık güç görünüyor. Evet. Yani lig özeline baktığımızda öyle. Ama Beşiktaş adına belki de bu sezonun en büyük kazanımı altyapıdan çıkan oyuncular olabilir. Evet. Ya altyapıdan A takıma kazandırdığınız oyuncular krizi olabilir. Krizi fırsata çevireceğim bir dönem olabilir. Aynen öyle. Bunlar geçiş dönemleridir ve bu geçiş dönemlerini ne kadar olumlu değerlendirirsiniz. Şimdi siz bugün yabancı bir hoca getirseniz muhtemelen belki Semih'i ya da diğer genç oyunculara belki yeterince şans vermeyecek. Evet. Vermeyecek. Ki Serdar Hoca maçtan sonra gençlerime fazla şans veremediğim için onlardan özür diliyorum gibi bir açıklama da yaptı. Benim soracaklarım bu kadardı abi. Senin eklemek istediklerin var mı? Yok gayet. Yani teşekkür ederim. Yeterli aslında. Gene aynen, derbiyi aynen konuştuk. Beşiktaş'ı konuştuk. Fatih Terim'i konuştuk. Fanatik'te bugün Caner İç Beğendiren bizimle birlikteydi. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.